Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz arkadaşlar threadler ve kullanımı. Daha önceki derslerde biz yapmış olduğumuz programlama mantığından farklı olarak thread nedir? Thread ile ilgili nasıl işlemlerden bahsederiz? Yani thread'in kullanımındaki espri nedir? Ondan bahsedeceğiz. Bazen bu videoyu açacağım, bazen de videoyu kapatacağım. Özellikle şey açısından, bu bant genişliği açısından arkadaşlar. Evet, şimdi bu thread ile ilgili böyle temel bilgilerden bahsedip ondan sonra Java'da nasıl programlanır ondan bahsedeceğiz. Evet, şöyle başlayalım yavaştan. Evet, bu arada arkadaşlar sınav kağıtlarınız büyük ölçüde değerlendirildi. Büyük ihtimalle bu cumaya kadar ya da hafta sonu notlarınızı görürsünüz. Telafiye girecek arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Şu ana kadar anlattığımız dersler dahil olmak üzere bu konulardan sorumlu olacaksınız, telafiye girenler. Finalde de aynı şekilde işte en son aynı konuya kadar anlatmışsak şayet o konuya kadar olan bilgilerden sorumlusunuz tabii ki. Ayrıca tabii sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa her zaman gelip sorabilirsiniz. Ya da işte e-mail atarsanız bir şekilde ben büyük ölçüde gözden kaçırmadığım sürece size geri dönüş yaparım. Başka dediğim gibi eğer sormak istediğiniz bir şey varsa tabii ki buradan şimdi sorabilirsiniz. Daha sonra yine sorularınız olursa odaya gelip tabii ki sorabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sormak istediğiniz bir şey yoksa arkadaşlar şu an derse başlayacağız. Başlıyoruz daha doğrusu. Yoklama işinde arkadaşlar bu derste şu an en son dersin sonuna doğru yoklama listesini alacağım. Copy paste yapıyorum. Sonra dersin yoklama listesiyle karşılaştırıyorum. Dediğim gibi bu sene yoklamaya dikkat edeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi thread'e gelelim. Şimdi thread dediğimiz nedir? Thread dediğimiz normalde şu, bir programın çalışabilen en küçük parçasına biz thread diyoruz. Buna iş parçacığı olarak da adlandırılıyor. Bazı kaynaklarda iş parçacığı, bazı kaynaklarda da şey olarak geçiyor. Ne derler? İplikçik olarak geçiyor. Ama iplikçik ifadesinden ziyade bu iş parçacığı ifadesi daha güzel oturuyor. Ne demek bu? Demek ki ortada bir iş var, bir de işin şeyi var. İşin parçası var meselesi. İş dediğimiz mesele ne? O da şu. İş dediğimiz mesele işletim sisteminde job olarak adlandırılıyor. O da şu. Sizin bulmuş olduğunuz sistemde, bilgisayar sisteminde çalışması gereken programlar varsa, çalışması gereken programlar ya da işte o bilgisayarın yürütmesi gereken kodlar, programlar varsa bunlara biz bilgisayar şeyinde ne diyor literatüründe buna iş olarak adlandırılıyor. Şimdi elinizde 10 tane program var. Şimdi bu 10 tane programda 10 tane programdan hangileri çalıştırılacak meselesi var. Dolayısıyla 10 tane programın olmuş olduğu yapı bir iş. Bir iş. Ya da işte bu işlerin bulunmuş olduğu iş kuyruğu dediğimiz bir yapıya atılıyor. Yani çalıştırılacak olan buna biz çalıştırılacak olan programlar. Programlara biz iş olarak adlandırıyoruz. Şimdi tek başına bir tane PC'de bu işten ya da job'tan çok da bahsetmek mümkün olmasa da normalde mesela mainframe dediğimiz bu büyük bilgisayarların olmuş olduğu sistemlerde bilgisayarda çalıştırılacak programlar var. Arka arkaya programlar geliyorlar tabiri caizse bunlar çalıştırılacaklar. Bunların hangisinin çalıştırılacağı meselesi o işletim sisteminin algoritmalarıyla ilgili hangileri çalıştırılacak. Peki. Program dediğimiz ne? Program dediğimiz de şudur. Bizim yazdığımız kodlar da program olarak adlandırılıyor. Mesela biz şu ana kadar Java'da işte çeşitli kodlar yazdık, değil mi? Çeşitli kodlar yazıyoruz. Bu kodlara biz program olarak adlandırıyoruz. İşte mesela vizede sormuş olduğumuz sorular gibi işte ali.txt dosyasındaki işte ne büyük ali dosyasındakileri işte veriye aktaran, velidekileri işte karakterleri bulan diye sorduğumuz sorular bilgisayar tarafında program olarak adlandırılıyor. Programlar nerede çalışıyor? Tabii programlar biliyorsun, bütün programlar hepsi hafızada çalışır.
Peki hafızada bunlar nasıl çalışıyorlar? Hafızada bunlar şu şekilde çalışıyor. Zaman bölüşümlü olarak çalışıyor. Zaman bölüşümlü olarak çalışırlar. Ne demek bu? O da şu. Bizim mesela bilgisayarımızda biz birden fazla iş yapıyoruz aynı anda. Bilgisayarımız bir taraftan internete bağlı, bir taraftan müzik dinliyoruz, bir taraftan da işte gerekirse işte Paintbrush'ta diye çizim programı çizim yapıyoruz, bir tarafta yazı yazıyoruz, bir tarafta kod yazıyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş bir tane değil, birden fazla işi gerçekleştiriyor. Peki birden fazla işi biz bir tek hafızada, yani hafızamız bir tane zaten RAM işte, 8 GB, 16 GB neyse artık. Bunu bu CPU işletim sistemi vasıtasıyla nasıl çalıştırıyor derseniz, bu da zaman bölüşümü. Ne demek? Her bir program için küçük küçük şeyler ayırıyor. Her bir program için küçük küçük yerler ayırıyor. Dolayısıyla mesela elinizde diyelim 5 tane program varsa, aynı anda çalışan program varsa şey, önce bir program bir küçük bir kısmını çalıştırıyor, sonra diğerini çalıştırıyor, sonra diğerini çalıştırıyor. Şöyle parça parça küçük küçük çalıştırıyor. Ne kadar çalıştırıyor derseniz, İşte o da o işletim sistemin algoritmasına göre değişiyor. Mesela 0,2 milisaniye ya da işte 0,2 saniye her birini parça parça çalıştırıp ondan sonra tekrar devam ediyor sürekli olarak. Ta ki işler bitene kadar. Mesela 10 milisaniye çalıştırılması gereken bir program varsa atıyorum 1 milisaniye çalıştırıyor. Sonra diğerini geçiyor. Sonra diğerini geçiyor. Diğerini geçiyor. Dolayısıyla toplam 10 defa o işletim o program üzerinde dönmesi gerekiyor. Ha bunun yanında hafızada bir sürü de program var. Dolayısıyla hepsini böyle dairesel bir yapıda çalıştırdığı zaman sanki biz hepsi aynı anda çalışıyormuş gibi görüyor. İşte buna biz zaman bölüşümü sistem diyor. İşte zaman bölüşümü sistem meselesi bu. Peki programla alakası ne? Programla alakası da şu. Bizim mesela programımız diyelim 100 mega 100 kilobaytlık programmasını atıyorum. Bunun ilk başta 1 kilobaytla çalıştırılıyor. 99 kilobaytı bırakılıyor. Sonra diğer programın 1 kilobaytı çalıştırılıyor. Programın işte o anki çalışan kısmına da programın aktif olarak çalışan kısmına da programın aktif olarak çalışan kısmına biz aktif olarak çalışan kısmına da proses deniyor. Proses ya da süreç. Ya da süreç deniyor. İşte şeyle programla proses arasındaki fark şu. Programımız hafızada duruyor. O an aktif olarak çalışan kısmına biz proses olarak adlandırıyoruz. Peki thread'leri de thread de şurada. O şeyin ne derler? Prosesin alt birimidir. Bir proses var. Bu prosesin biz alt birimine de biz thread olarak adlandırıyoruz. Yani thread dediğimiz prosesin yani programın o an aktif çalışan kısmı, o aktif çalışan kısmın da daha alt birimine biz thread olarak adlandırıyoruz. Ki Windows tabanlı mesela işletim sistemleri için de şundan bahsedilir. Duymuşsunuz. Mesela multi-threading operating system diye çok threadli, çok iş parçacıklı işletim sistemi olarak adlandırılır. Bazen bu multitasking olarak da adlandırılır ama multi-thread ifadesi daha güzel. Yani çok görevliden ziyade multi-thread ifadesi çok daha teknik bir ifade. Niye multi-thread ifadesi? Demek ki biz bir prosesi çalıştıracağımız zaman bir bu prosesi şey yapıyoruz. Ne derler? O prosesi de böyle parçalara bölmek suretiyle de kontrol edebiliyoruz. İşte bu üst seviyeli diller Java gibi, C gibi ya da bir başka çoğu diller daha doğrusu bu thread programlamayı destekliyorlar. Windows işletim sistemine bağlı olarak ya da işte başka bir işletim sistemine bağlı olarak. O yüzden bu threadler önemli. Proses var, o aktif olarak çalışıyor. Onun daha küçük birimine thread olarak adlandırıyoruz. Thread'in de küçük birimi fiber. Bu da thread'in alt birimi. Ama fiberi daha çok işletim sistemi kullanır. Bu operating system bunu kullanır. Şey kullanmaz bunu. Yani biz bunu kod olarak yazalım işte thread'i de daha küçük bölümlere bölelim fiber programı yapalım diyemiyoruz. Şu anki teknolojiyle bu çok da mümkün olmuyor. Fiber'i işletim sistemi kullanıyor. İşletim sistemi de bunu sistem programı vasıtasıyla kullanıyor. Buna bir sistem programı diyorsun. Üzerinden kullanır. Yani sistem programı dediğimiz de şu. O işletim sisteminin yazılmış olduğu kodlar üzerinden kullanır bunu. Dolayısıyla burada da biz çok da müdahale etmiyoruz. Ancak işletim sistemi kendi içinde bunu fiber olarak kullanıyor. Şimdi kabaca tekrar bakacak olursa bizim çalıştırmamız gereken programlarımız var. Bunun adı iş. Hafızaya yüklendiği zaman adı program. Hafızanın o an çalışan kısmı, aktif olarak çalışan kısmı proses. Prosesin daha alt birimi thread. Thread'in de daha alt birimi fiber olarak adlandırıyor. Fiberin de şu anki teknolojide daha alt birimi henüz yok. İşte bu threadler
Şu mesele bizim bugün bahsedeceğimiz konu. Yani bir thread programı nasıl gerçekleştirilir? Thread programında neye dikkat ederiz? Java'da bunu nasıl gerçekleştirilir? Bundan bahsedeceğiz. Önemli olan konu ne? Önemli olan da konu şu. Bir thread programming yaparken neye dikkat ederiz? Ve buradaki önemli olan kriterler nelerdir? Ondan bahsedeceğiz. Evet, şu ana kadar bu anlatımla ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorunuz yoksa burada ben başka bir belge açacağım. Evet. Paylaşayım tekrar. Evet. İşte bugün göreceğimiz konu threadler. Thread nedir? Ne iş yapar? Bundan bahsedeceğiz sonra. Daha sonra yine bunun slide'ın kodları olan kısımlardan bahsedeceğiz. Threadlerin yaptığı işlem nedir? Ne yarar? Ondan bahsedeceğiz. Thread şudur. Şimdi bizim daha önce yapmış olduğumuz programlarda biz sadece şeyi kullanıyorduk. Ne derler? Yaptığımız kodlar böyle sıralı bir şekilde çalışıyor. Yukarıdan aşağıya doğru tabiri caizse mektup yazar gibi çalışıyordu. Mektup yazar gibi çalıştığı zaman bunun içinde thread'den çok da bahsetmek zor. Bu thread'i işletim sistemi kendisi kullanıyor. Bütün programlar mutlaka bir tane thread'i ihtiva eder. Yani bütün proseslerin en az bir tane thread'i vardır. Siz hiçbir thread yapmasanız bile yani işi işletim sistemine bile devretseniz bile kesinlikle ve kesinlikle bu bir tane thread üzerinden çalışır. Bu şey üzerinde işletim sistemi üzerinde işletim sistemi bunu mutlaka bir tane thread vasıtasıyla kullanır. Ama biz kod olarak birden fazla thread nasıl yaparız derseniz işte bugünkü dersimiz bu. Normalde mesela şu an bu çalışan bizim bir programımız. Main programı var. İşte bir tane ekrana şunu yazacak. Sonra da ekrandan çıkacak. Bunu bile çalıştırırken işletim sistemi bir tane buraya bir thread yerleştirir mutlaka. Yani bir proses en az bir tane thread'i barındırır. Bunun çeşitli türleri de var tabii ki. Yani bir proses birden fazla thread olan ya da çok proses ve çok thread'li olan yapılar da tabii ki mevcut. Evet, şimdi bu thread'lerin kullanımı ile ilgili en güzel örneklerden bir tanesi şu. Browser'lar, özellikle bu internet üzerinde mesela web sayfaları var, gidip görüyorsunuz mesela. Web sayfalarında ne var? Açıyorsunuz, ilk başta üst tarafında bir resim çıkıyor mesela diyelim. Sağ tarafında mesela çeşitli bannerlar var. Yani böyle yukarıda atıyorum mesela sağdan sola doğru giden mesela yazılar oluyor. Bir taraftan işte GIF dosyaları var, bir taraftan video dosyaları falan var. İşte bunların hepsinin aynı anda çalıştığı zaman biz sanki onların hepsi aynı anda çalışıyormuş gibi sayfada görüyoruz. Oysa bunlar her biri birer thread şeklinde çalışıyor. Mesela çift dosyaları atıyorum bu çift dosyaları biliyorsun hareketli resim dosyaları. Bu hareketli resim dosyaları bir taraftan bir thread'de çalışıyor. Sizin o yazılarınız bir thread'de çalışıyor. Text ifadeniz bir thread'de çalışıyor. Eğer o web sayfalarına bir input gerekiyorsa bu input işlemleri falan bu input işlemleri bu web sayfasında yine başka bir thread'de çalışıyor. Dolayısıyla bu browser'lar yani bu internet üzerindeki bu web sayfalarının görüntülenmesi gerçekten de thread mantığına çok uygun. Şimdi bunu bir inceleyin. Size böyle bir dakikalık bir müsaade edin bir bakın şuna. Evet, devam edecek olursak arkadaşlar. Bir diğeri de şey uygulaması. Mesela bir dosyadan şey yapmak istiyor. Bir dosyadan biz okuma yapmak istiyoruz. Mesela önümüzde iki tane dosya olsun mesela. Diyelim bir ali.txt dosyası olsun. Ali.txt dosyasındaki verileri okuyacağız. İşte sayısal veriler olsun mesela. Bunları 10 ile çarpacağız ya da işte 100 ile çarpacağız. Ondan sonra bunu veri.txt dosyasına atacağız mesela. Bir dosyadan okuyup başka bir dosyaya nasıl yerleştireceğiz? Yani önce okuma işlemi var. Dikkat ederseniz.
Sonra hesaplama işlemi var, değil mi? Sonra da işte bu dosyaya yazma işlemi var. Problem basit normalde. Dosyadan okuyacağız. Mesela dosyada diyelim yukarıdan aşağı doğru sayılar olsun, mesela 100 tane sayı. Birinci sayıyı okuduk. Birinci sayı belli bir sayıyla çarptık. Sonra gittik ikinci dosyaya yazdık. Tamam. Normalde bizim kod mantığımıza göre nasıl? İlk beş başta işte birinci dosyadaki veriyi oku. Sonra birinci dosyadaki çarpma işlemini gerçekleştir. Sonra çarpma işlemini gerçekleştirdikten sonra al bunu tekrar şey yaz. Nedirler? İkinci dosyaya yaz. Sıralı bir işlem. Peki buradaki thread'i nasıl kullanacağız derseniz. Mesela birinci dosyadan okuduk. Birinci dosyadan okurken, birinci dosyadan okuduğumuz sayı hesaplama yaparken aynı anda tekrar birinci dosyadan okuma işlemini gerçekleştirsek, değil mi? Zaten elimizde mesela birinci veri var. Birinci veri mesela birinci sayı var. Birinci sayıyı hesaplama işlemine tabi tutarken bir taraftan ikinci sayıyı okusak, değil mi? Aynı şekilde birinci sayıyı ikinci dosyaya yazarken ikinci sayıyı tekrar hesaplama işlemine tabi tutsak. Yani bir thread nasıl gerçekleşti onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Mesela tek bir thread olsa işte birinci bloğu oku işlemini yap yaz. İkinci bloğu oku işlemini yaz. Dolayısıyla bizim böyle toplam çalışma süremiz şeye bağlı, ne kadar okuduğumuz ve ne kadar, yani önce oku hesapla yaz. Oku hesapla yaz demiştik ya. Thread olmadan yaparsak şey, ya da işte işletim sisteminin kullanmış olduğu tek bir thread kullanarak bunu yapsak arkadaşlar, bakın birinci bloğu oku hesapla yaz. Oku hesapla yaz. Burada çok da thread'den bahsetmek mümkün değil. Yani multi trading dediğimiz bu çoklu thread'den bahsetmek mümkün değil. Buradaki de toplam geçen süre, dikkat ederseniz her birinin geçen süresi. Mesela bunun için geçen süre Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 şeklinde veya Z6 şeklinde bir toplam süreye sahibiz. Eğer biz bunu bir şey yapsak, ne derler, 3 tane ayrı thread yapmış olsaydık ne yapacaktık? 3 ayrı thread'de, değil mi? Birinci bunu bir tane thread sadece okuma işlemini gerçekleştirsin. Bir tane thread sadece hesaplama işlemini gerçekleştirsin. Diğer thread de sadece yazma işlemini gerçekleştirsin. Değil mi? Şimdi birinci bloktaki mesela sayıyı okuduk. Sayıyı okuduğumuz anda ikinci thread'deki pardon, bu hesaplama işlemi yapılırken biz birinci blokta tekrar okuma işlemi gerçekleştirebiliriz. Yani bu hesaplarken tekrar burada biz okuma işlemini gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde ikinci thread'de de yazma işlemi gerçekleştirirken şu iki thread de aynı anda çalışabilir. Mesela yazma işlemini yaparken bu diğer taraftan biz ikinci datayı hesaplayabiliriz. İkinci data hesaplanırken de üçüncü bloktaki veriyi okuyabiliriz. Bunlar hep aynı anda gerçekleştirebilir. Senkron bir şekilde gerçekleştirilebilir. İşte bu mantıkla mesela çalışsak, normalde bizim mesela çalışma süremiz işte bu Z'lerin geçen sürelerin toplamıydı. Eğer 3 thread'le çalışsak en iyi durumda işte bu toplamının, yani şu toplam geçen sürenin yaklaşık 1/3 kadar bir çalışma süremiz olacak. Peki 1/3 iyi bir değer mi? İyi bir değer gerçekten. Yani 10 milisaniye sürebilecek olan bir programı siz kalkıyorsunuz. Atıyorum 3 milisaniyede ya da işte 3.2 milisaniyede, 3.5 milisaniyede gerçekleştirmiş oluyorsunuz ki bu gerçekten de şey, iyi bir değer. İşte thread'in mantığı bu. Eğer iyi threadlenmiş, yani güzel bir şekilde thread yapılmış, böyle eş zamanlı çalışabilecek olan kodlar bir şekilde halledilebilirse şayet, o zaman gerçekten çok verimli çalışma şansına da sahip olmuş olabiliyoruz. Evet. Bir başka tasarım. Mesela aşağıda mesela şöyle bir tasarım. Bakın blok 1'i oku. Bir başka tasarım mesela şu şekilde olabilir. Mesela burada bakın dikkat ederseniz iki tasarım var şurada bu şeyi gerçekleştirmek için dosyayı. Bir blok sadece okuma işlemini gerçekleştiriyor. Bir blok hesaplama işlemini gerçekleştiriyor. Bir blok da yazma işlemini gerçekleştiriyor. Bir başka şekilde mesela bir diğer tasarımdaysa bakın şöyle bir thread birinci sayıyı alıyor, bütün işlemini gerçekleştiriyor. Bu birinci sayıyı alıp bütün işlemini gerçekleştirirken aynı anda ikinci iş parçacığı da bir sefer ikinci bloğu okuyor. Yani biz aynı anda birinci bloğu okuduk, işlemine başladık. Bu arada ikinci bloğun da işlemine başladık. Bu arada tekrar üçüncü bloğun, üçüncü sayının da işlemine başladık. Yani tabiri caizse üç tane sayıyı aynı anda alıyoruz, aynı anda hesaplıyoruz, aynı anda yazıyoruz. Bu da bir başka tasarım mesela. Bu da özellikle bu ne dedi, multi trading sistemlerde dosya okumayla ilgili bir başka tasarım. Tekrar göstereyim şuraya. Bakın burada 3 tane thread'imiz var. Bir thread sadece okuma yapıyor. Diğer thread sadece hesaplama yapıyor. O diğer thread de sadece yazma işlemini gerçekleştiriyor. Tabii burada şu önemli. Mesela bu iş parçasında bu birinci blok okumadan hesaplama işlemi yapılamayacak. Haliyle hesaplama işlemi yapılmadan da yazma işlemi yapılamayacak. Dolayısıyla bu tasarımda şöyle bir tasarımda, bak bu da bir tasarımdır. Bak şurada yazmış zaten. Bu tasarımda şey
beklemeler söz konusu. Yani bir thread'in başka bir thread'i beklemesi söz konusu. Bir thread nasıl diğer thread'i bekler? İşte onu gösterir. Mesela join metoduyla bekler. Birazdan göreceğiz mesela. Ama şu tasarımdan ama bu tasarım bakın bir bloğu okudu. Okuduğu andan itibaren bu başladı hesaplama işlemini yaptı. Bu hesaplama işlemini yaparken, hesaplama işlemi şurada yaparken bu değil mi? Biz ikinci bloğu okuruz, hesaplama yaparız. Bunlar hesaplama işlemini ve yazma işlemini yaparken üçüncü bloktaki değeri de okuruz. Bu sefer biz üçü de yani böyle üç aşağı beş yukarı aynı seviyede, aynı böyle paralel bir şekilde çalışma şansına sahip. Bu da farklı bir tasarım. Evet, işte iş parçacıklarının başlatılmasındaki mesele nasıl? Yani iş parçacığını biz nasıl başlatacağız derseniz, iş parçacığı da şu şekilde. Tek başına çalışabilen uygulamaların başlangıç yeri statik main olduğu daha önce belirtmiştik. Yani bu thread yapmak için bir defa bizim programımızın için bir defa main'den başlıyoruz. Main'den. Main yani standalone değil mi? Tek başına çalışan programlar. Uygulama çalışmaya başlandığında ana iş parçacı oluşturup olayların akışı başlar. Yani şunu demiştik. Bütün Windows tabanlı işletim sistemleri kesinlikle ve kesinlikle programı hafızada çalıştırır. Onu proses yapar. Prosesi de çalıştırırken kesinlikle ve kesinlikle en az bir tane thread kullanır. Tamam. Ana şeyimiz başladı. Java programa dilinde peki yazdığımız bu kodları biz nasıl thread yapacağız? Java programa dilinde biz kodları şey yaparken ne derler? Thread yaparken kullanacağımız iki tane yöntem var. Bir thread sınıfını kullanmak, bir de runnable interface'ini kullanmak. Tekrar edeyim. Java'da yapılmış olan bir kodu ki koddan kastımız da cluster. O class'ın içindeki işte belli kod bloklarıdır. O kod bloklarını biz çalıştırmak istiyorsak yani thread şeklinde bizim yaptığımız kontrollü bir şekilde ya thread yapmak istiyorsak kullanacağımız iki tane yöntem var. Kullanacağımız iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi şey ne derler? Bu thread sınıfını kullanmak. Diğeri ise şu runnable, diğeri ise şu runnable interface'ini kullanmak. Şurada göstermiş oldum. Şu runnable interface'ini kullanmak. Niye peki bir thread sınıfı var, bir de runnable interface var? Şöyle, bizim Java'da kullanmış olduğumuz eğer class kalıtım almamışsa şayet o zaman thread sınıfından kalıtım alabilir. Thread sınıfından kalıtım almışsa şayet artık o class threadlenmiştir. Thread özelliğine sahiptir. Tamam. Peki bizim Java'da kullanmış olduğumuz bu ana class ya da bizim çalıştığımız class bir başka class'tan kalıtım almışsa şayet artık ikinci bir class'tan ki ikinci class da thread olmak üzere kalıtım alamayacağı için bunu da interface'den kalıtım alması lazım. Onun içindir ki işte runnable interface'i geliştirilmiş. Evet, şu ifadeler önemli. Java'daki long thread sınıfıyla Java'daki long runnable interface'i. Bunu kısaca bir not alın bakalım. Tekrar edeyim. Runnable interface'i bir class başka bir class'tan kalıtım almışsa ve biz bu class'ı da tekrar biz thread yapmak istiyorsak artık bu mümkün olamadığı için o zaman ne yapacağız? Runnable interface'ini de kullanmak zorunda kalacağız. Ama class başka bir class'tan kalıtım almamışsa şayet o zaman bunu doğrudan thread sınıfıyla da thread sınıfını kullanmak suretiyle kalıtım yani thread sınıfı bizim kullanmış olduğumuz klasa kalıtım verdiği zaman da bunu da threadlenmiş şekilde kullanmamız mümkün olacak. Evet, şimdi örnek bir Java uygulamasının çalıştırmasına bakalım. Bakın şurada bir main programımız var. Main programında işçi diye bir tane klasımız var. Şunu bir inceleyin. Şöyle bir dakika. Evet, demiştik bu bakın şu bakın şurada main metodunda bakın bir start diye bir tane metot var. Ve bakın şurada run metodu var. Şimdi start metodu ve run metodu bizim için kritik. Şöyle kritik. Bir threadlenmiş olan bir class'ta ki
Biz bir kodla kod bloğunu kendi yazdığımız kontrollü bir şekilde yazmış olduğumuz bu thread içinde çalıştırmak için mutlaka bizim bütün kodların run metodu içinde olması lazım. Yani run metodu içinde yazmış olduğumuz kodlar threadlenmiş şekilde çalışıyor. Peki run metodu nasıl çalışıyor? Run metodu da start metoduna bağlı olarak çalışıyor. Yani biz normalde main metoduna start metodunu çalışıyoruz. Start metodu da kendi içinde gidip run metodunu çalıştırır. Kendi içinde derken tabii ki bizim bu class dosyamız örnek bir mesela Java'dır şu. Örnek bir class'ımız thread sınıfından kalıtım aldığı için o thread sınıfının özelliğinden dolayı start metodu gidip run metodunu çalıştırır. Biz burada main metodunda doğrudan i1.run deseydik bu da çalışacaktı. Fakat thread olmayacaktı. Özelliği bu. Bu doğrudan çalışabilir. Run metodu doğrudan çalışabilir. Fakat doğrudan çalıştığı zaman burada thread'den bahsetmek zor. Burada artık thread olmaz. O zaman bu doğrudan şey olarak çalışır. Normal bir metot gibi çalışır. Özellikle tekrar söyleyeyim. Run metodunu çağırmak suretiyle biz çağırmak suretiyle biz start üzerinden çağırmak suretiyle biz ancak bu işi gerçekleştirebiliyoruz. Evet, bu da bizim durum geçiş diyagramı nedir? Ne derler? Bir thread'in durum geçiş diyagramı. O da şu. Bakın ne demiştik? Start metodu başlıyor. Start metodu başladığı andan itibaren start metoduyla bizim thread'imiz hazır hale geliyor. Hazır hale gelmesi demek artık bu çalışabilir halde. Burada çalıştığı zaman ne de çalışan ne? Run metodu çalışacak. Run metoduyla çalış. Ama bu ilk böyle bir impulsu verdi. Böyle bu çalışmayı sağlayan ilk baştaki yapı kesinlikle ve kesinlikle evet, run metodu çalışıyor. Run metodunu bakın bu tarafta çeşitli metotlara sleep metodu var, wait metodu var. Görüyorsun notify, interrupt metodu var, yield metodu falan var. Bunlar ne iş yaptığını şöyle çok kısaca bahsettikten sonra tabii ki bunun için detaylarından bahsedeceğiz. Bizim burada kullanacağımız böyle en yaygın kullanılan metotlardan bir tanesi sleep metodu. Bir tanesi yield metodu, bir de join metotları var. O join'leri şu an buraya yazmamışız. Sleep metodu o thread'i bekletiyor, thread'i uyutuyor milisaniye cinsinden. Thread'i niye uyuturuz derseniz ya da niye zamanı katarız işin içine? O da şu şekilde. Mesela ekranda diyelim 3 saniye boyunca adınızın, 5 saniye boyunca soyadınızın gözükmesini istiyoruz. Mesela normalde biz herhangi bir gerek GUI ortamında olsun, gerekse standart bir ortamda olsun ekrana bir şey yazacağımız zaman, mesela sağ altta yazdığımız zaman, adını soyadını yaz dediğimiz zaman sizin bilgisayarınızın çalışma hızına bağlı olarak çok hızlı bir şekilde bunları yazar. Fakat biz bunu çok hızlı bir şekilde yazması istemiyoruz. Zamana bağlı olarak çalışmasını istiyoruz. Yani diyoruz ki mesela ekranda 3 saniye boyunca adınız kalsın, 5 saniye soyadınız kalsın. O zaman ne yapacağız? O zaman bir geciktirme lazım. Bu geciktirmeyi de sağlamak için çeşitli yöntemler var. Mesela boş döngüler yapılabilir. Boş döngüler. Ama boş döngüler çoğu zaman da bilgisayarlar zaten hızlı olduğu için bunu kestirmek zor. Onun yerine bir sleep metodunu kullanıyoruz mesela. Yield metodu ne yapar? Yield şuradaki şu metot. Bakın bu da thread'in metodu. Yield metodunun yaptığı işlem de şu. O da aynı önceliğe sahip. Şimdi birazdan önceliklerini de bahsedeceğiz. Aynı önceliğe sahip olan threadler var. Bu threadler arasındaki bir seçimi belirlemek istiyoruz. Mesela 3 tane thread var. Aynı özelliğe sahip. Aynı önceliğe sahip biz. Mesela diyelim bir üçüncüyü çalıştırmak istiyoruz. İkinciyi çalıştırmak istiyoruz gibi. Wait metodu da thread'i bekletiyor. Ama neye göre bekletiyor mesela? Ki o thread'in uyarılana kadar, mesela interrupt olana kadar ya da notify olana kadar bekletme şeklinde çalışıyor. Evet, öncelik meselesi de şu. Normalde mesela biz bir thread programming yaptığımız zaman diyelim mesela 3 tane thread yaptınız. Bu threadlere mesela bir minimum norm ve maximum priority diye 3 tane değerimiz var. Minimum priority derseniz bunun değeri 1. Norm priority derseniz 5. Maximum priority derseniz 10. Maximum priority değeri de 10 olarak geçiyor. Ne demek? Bu da şu. Mesela 3 tane bizim bakın şuradan hemen şuradan tekrar döneyim. Mesela şurada bizim 3 tane şeyimiz var. 3 parçacığımız var. Dosya kısmını karıştırmayın. Burada mesela bu iş parçacıklarına biz bir tane öncelik vermek istiyoruz mesela. Yapacağı iş önemli değil ne yaptı. Bir tanesi diğerinden önce çalışsın. Daha öncelikli olsun diyoruz. Daha öncelikli. Daha ilk başta çalışsın. Ne demek o öncelik? O da şu. Mesela siz bilgisayarı çalıştırırken arkadaşlar reset tuşuna basarsanız ne olur? Sizin bütün programlarınız gider. Bilgisayar bir anda kapanır. Niye? Reset tuşu en yüksek önceliğe sahiptir. Sizin o an orada ne iş yaptığınız, ne ettiğiniz hiç de önemli değildir. O anında gelir bütün bilgiler silinir. Bütün bilgiler silinir demek işte bilgisayar kapanır yani. İşte bu en yüksek öncelik. Öncelik dediğimiz mesele bu.
Ya da mesela bir şirketteyseniz admin olan ya da ne derler bir yazılımın başındaki kişi en yüksek önceliğe sahiptir mesela. O niye? Yazılan bütün kodları görür. İşte öncelikten kasıt bu. Evet, bir iş parçacının sonlanması ne demek? Öncelik meselesi bu. Bunlar sayısal değerler. 1, 5 ve 10 değeri. Eğer hiçbir değer verilmezse değer verilmezse Java bunların hepsinin önceliğini eşit kabul eder. Eşit kabul etmekten kasıt da şu, onların her birinin önceliğini 5 olarak aldılar. Yüksek öncelik vermek istersek işte max priority'yi seçeriz. Eğer daha düşük öncelikli verilecekse de yine sayısal değeriyle, bu min max önemli değil, sayısal değer de vermek mümkün tabii ki her zaman için. Evet, bunu hemen yazmanı istiyorum arkadaşlar. Minimum priority 1. Size şöyle bir dakikalık bir süre vereyim, bunu yazın. Öncelik dediğimiz önce çalışması gereken işler. Evet. Evet, devam edelim şimdi. Peki bir iş parçacının ölmesi ne demek? Bir iş parçacının ölmesi de şu, ya bir thread'de işiniz bitti mi? Bitti. O zaman bu iş parçacının tekrar aktif olarak hafızada yer işgal etmesini çok da istemiyoruz. Çok da istemediğimiz zaman da şu, bu iş parçacı bu sefer şeyden ne derler? Hafızadan dump etmek gerekiyor. Hafızadan dump edildiği zaman da gerçekten de hafızadan çıkarıldığı zaman da şey ne derler? Artık bu iş parçacığında işimiz kalmamıştır. Biz başka bir iş parçacı da bunu programlamak gerçekleştirebilir. Bu stop metodu iş parçacını durdurur fakat o iş parçacını yok etmez. Dolayısıyla bunu başka şekilde çözecek. Onun için birazdan örneklerde bahsedeceğim arkadaşlar. Ha, gelelim bu şey meselesine, ne derler, bu metotlar meselesine. Slip metodundan bahsetmiştik size. Slip metodu demiştik hatırlarsanız. Slip metodu bir o iş parçacının bekletilmesini sağlıyor. Yani beklemesini sağlıyor. O da milisaniye cinsinden beklemesini sağlıyor. Ne kadar bekleyecek mesela? Diyelim 10 milisaniye bekleyecek. Mesela adınızı ekrana yazdınız, 10 milisaniye beklesin. Ya da mesela ekranın solundan sağına doğru mesela bir top var, mesela bir nesne var, bir küre var, bir şey var, neyse çember var. Onu hareket ettirmek istiyorsunuz. Fakat bu hareket ettirirken bunu hareketin mesela ekranın solundan sağına doğru mesela 3 saniyede hareket etsin istiyoruz. Yani bir top gibi düşünün. Ekranın solundan sağa 3 saniyede gitsin, 5 saniyede gitsin, 7 saniyede gitsin, böyle zamanlı yani date'li time'lı işlemler varsa şayet, o zaman bunda işte slip metodu kullanmak gerekiyor. Yoksa normalde ekranın solundan sağına da bir nesneyi hareket ettirdiğiniz zaman çok hızlı hareket eder. Hatta şu göremeyiz bile, ama görülebilir olması gerekiyor değil mi insan gözü açısından? İşte bu tür durumlarda bir slip metodunu kullanıyoruz. Tabi birazdan örneği de var bunun. İnterrupt metodu da şudur. Uyuyan bir iş parçacıdır. Uyandırmanın yolu onu rahatsız etmektir. O da şu mesela. Mesela slip metoduyla uyuyordu diyelim. İşte slip metodu çok büyük bir değer seçtiniz atıyorum. Fakat bunu daha önceden mesela diyelim 50 dakika seçtiniz. 50 dakika boyunca uyusun dediniz. 50 dakika seçtiniz fakat 10. dakikada mesela o thread'i uyandırmak istiyorsunuz. Thread'i uyandırmak demek yani o thread'in kaldığı yerden kodlarına devam etmesi demek. O zaman da bu sefer interrupt metodunu kullanıyoruz. Genelde interrupt metodunda şeydir, böyle tek başına kullanılmaz. Ya bir event gerekir, ya bir olay gerekir, ya da bir if'li şart gerekir. Mesela şöyle bir şey düşünün. Bilgisayarın portlarından mesela biz sürekli bilgi okuyacağız mesela. Bilgisayarın portunu dinliyoruz mesela. Dinledik. Portta herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Mesela diyelim sıcaklık bilgisi okunacak mesela. Sıcaklık bilgisi mesela belli seviyenin üzerine çıkınca mesela bilgisayar portuna bilgi gelsin. Onu sürekli bekliyor. Sürekli bekleyecek şey. Thread program. Ne zaman oradan bir bilgi geldi? O zaman interrupt metoduyla bu uyaracak. Uyandıktan sonra da o bilgiyi alacak. İşte veri tabanına atacak, dosyaya atacak ya da işte bir diziye atacak gibi. İnterrupt'ın kullanım yolu, kullanım şey pratik olarak kullanılıyor. Evet, mesela elimizde 3 adet iş parçacı olduğunu ve 3 iş parça bu 3 iş parçacının aynı anda başlatıldıklarını hayal edelim diyor.
Üçü de aynı anda başlıyorlar. Mesela birinci iş parçacığı, ikinci ve üçüncü iş parçacığı. Bakın. Birinci şu sarıyla gösterilen yerler iş parçacıklarının çalışmaları. Birinci iş parçacığı burada çalışıyor. Burada herhangi bir iş yapmıyor. Sarı da tekrar çalışıyor. İkinci iş parçacığı sarı olan yerde aktif. Üçüncü iş parçacığı yine buradaki sarı olan yerde aktif. Bakın şurada dikkat ederseniz burada hiçbir bekleme yok. Çalışıyor. Yine burada çalışıyor. Tekrar çalışıyor. Tekrar birinci iş. Çalışma sırası nasıl? Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde tekrar çalışıyor. Bakın önce 1, 2, 3. Sonra yine 1, 2, 3. Sonra 1, 2, 3 şeklinde sürekli olarak çalışma söz konusu. Bu çalışmanın da avantajı dediğim gibi bu iş parçacı. Mesela birinci iş parçacığında biz bilgiyi okuduk. İkinci iş parçacı okunan bilgiyi alacak. Aldıktan sonra şey yapacak. Ne de hesaplama yapacak. Hesaplama yapıldıktan sonra da mesela üçüncü iş parçaya atıyorum. Şey yazacak. Ne derler? Dosyayı yazacak gibi. Evet. Evet. Mesela burada bu robot diye bir tane bir kodumuz var. Birazdan göreceğiz. Robot ise sıfır. Mesela bakın 100 milisaniye uyumuş. Robot 2 150 milisaniye. Robot 3 de mesela bakın 250 milisaniye uyuyor. Robot 1, robot 2, robot 3. 250 milisaniyelik uyuma söz konusu. Evet. Bir iş parçacığı çalıştığı haldeyken. Ha bu yield metodu. Ha bu arada metotları slip metodunu tekrar söyleyeyim. Bekleme amaçlı. Interrupt metotları uyandırma amaçlı. Ha, yield metodu da şudur. Aynı önceliğe sahipse şayet, bakın aynı önceliğe sahip başka bir iş parçacığını çalıştırma fırsatı vermek istiyorsak yield metodunu kullanmamız gerekiyor. Yani iki tane bizim şeyimiz var, nedir? Thread'imiz var. Bu iki tane, hayır iki tane, iki daha fazla da olabilir. Buna aynı önceliğe sahip. Fakat biz bir tanesine bir çalışma fırsatı vermek istiyoruz. Yani öncelikten ziyade çalışma fırsatı vermek istiyoruz. O zaman yield metodunu kullanıyoruz. Yield metodu da normalde mesela tek başına çalışmaz. Yield metodu da mutlaka belli bir event'a dayalı ya da bir if şartına bağlı olarak çalışır. Ki oradan seçim olsun. Yani hangisini çalıştıracağız? Bunun kriteri ne? O onu sağlayacak olan yapı da yine if şartları ya da event'lardır. Evet yine bir önemli bir kavram. Join metodu. Join metodu da bir iş parçacığının diğer iş parçacığını beklemesi için kullanılır. Join metodu. Demiştik ya mesela şurada mesela. Bakın ikinci iş parçacı birinci iş parçacını bekliyor aslında burada. Niye birinci iş parçacı? Bakın şurada işini bitirmesini bekliyor ki gelsin ikinci iş parçacı burada işini gerçekleştirsin. Join de böyle belirtilen iş parçacı bitene kadar ölü hale gelene kadar bekler. Ha bir iş parçacı işini bitirecek ikinci iş parçacı başlayacak demiştik ya mesela birinci dosyadaki veriyi okuduk. Okuduktan sonra bunu hesaplayacağız. Hesapladıktan sonra da yazacağız. Birinci dosyadaki veriyi okumadan bunu hesaplama şansımız var mı? Hayır. Dolayısıyla bunu okuyana kadar ki geçen o süre bir join işlemidir aynı zamanda. Okuduktan sonra join alacak. Ha bunu saniye cinsinde ya da milisaniye ve nanosaniye cinsinden de vermek mümkün. O da şu. Mesela join'den sonra eğer bir tane sayısal değer verirseniz bu milisaniye cinsinden de iş parçacığını bekletir. Mesela birinci iş parçacığını bekletir. Pardon ikinci iş parçacığını bekletir. Şu kadar milisaniye bekletir ki birinci iş parçacığından data yazsın. Yok biraz daha hassas çalışmak istiyorsan iki sayısal değer, bir milisaniye cinsinden bir de nanosaniye cinsinden değer verip bu join işlemini gerçekleştirmek mümkün olmakta. Evet. Şimdi geldik thread'i nasıl gerçekleştiriyoruz? Nasıl kodlarını yazıyoruz daha doğrusu? Kodlar yazarken ya da neye dikkat ediyoruz? Bir sınıfa ait nesneyi iş parçana dönüştürmek için iki tasarım modeli var. Birincisi Java'daki Lang'daki thread sınıfı. Bu da extend ile çalışıyor bakın arkadaşlar. Niye? Örnek sınıf. Kalıtım alacak. Nereden kalıtım alacak? Thread'den. Nasıl? Extend'de kalıtım alacak. Niye kalıtım alacak? Çünkü bu bir class. Bir yerden kalıtım alınmamış. Sadece bir tek sınıf olan thread'den kalıtım alabilir ve bunun içindeki bakın run metodunu yapsa da bu public void run. Burayı yazın. Şu ifade özellikle public void'dan şu kısmı yazın bir. Bu önemli. Run metodu içine yazmış ol. Hemen yanına not düşebilirsiniz. Run metodu içine yazdığımız bütün kodlar thread olarak çalışır. Threadlenmiş olarak çalışır. Run metodu içine yazdığımız kodlar threadlenmiş olarak çalışır. Size bir dakika süre veriyorum.
Evet, yazdıysan arkadaşlar devam edelim. Evet, ikinci olarak mesela demiştik bu tasarım avantajı daha kolay kodlama denebilir. Niye? Thread çünkü bir başka sınıftan kalıtım aldığı için, bir başka sınıfa kalıtım verdiği için herhangi bir problemle karşılaşmayız demiştik. Evet. Peki Java programa dilinde bir sınıf ancak ve ancak tek bir diğer sınıftan türetilebildiği için yani single inheritance dediğim bir model kullanarak tasarlanan iş parçacıklarında belirli kısıtlamalar meydana gelebilir. Biliyorsunuz bir klas iki ayrı klastan kalıtım alamaz. Dolayısıyla mesela diyelim bu genel müdürden kalıtım almış. Okey. Aynı zamanda da thread'den de kalıtım alamaz. Kalıtım alamadığı için işte bunu da bu sefer biz runnable interfacelerle çözüyoruz. Interfacelerden zaten bahsederken demiştik ya interfacelerin amacı şuydu. Birden fazla kalıtımı, çoklu kalıtımı desteklemesiydi. Çoklu kalıtımı tek destekleyen yapılar interfacelerden. Dolayısıyla bu yapıda da eğer sizin klasınız müdürden kalıtım almış, aynı zamanda da biz genel müdürü trading yapmak istiyorsak runnable interfacinde de buna kalıtım vereceğiz ki ancak bu işi gerçekleştir. O yüzden runnable interfacesi de geliştirilmiş. Evet. Her nesnenin kendine ait bir kilidi. Şimdi nesnenin kilidi ne demek? O da şu. Her nesnenin kendine ait bir kilidi var. Bir sınıfa ait bir nesne oluşturunca bu kilit otomatik olarak oluşur. Bu kilidi eline geçen iş parçacığı kritik alan üzerinde işlem yapmaya hak kazanır. Şimdi kritik alan dediği, yani daha doğrusu kritik alan dediği ya da işletim sisteminde critical section problem diye geçen, kritik alan problemi diye geçen bir sıkıntıyı biz nasıl çözeceğiz? Ondan bahsedelim. Şöyle bir şey. Şimdi normalde mesela 3 tane mağazası olan, 3 tane mağazası olan bir tane bir şey düşünün. 3 tane, 3 ayrı yerde diyelim şey, 3 ayrı lokasyonda yeri bulunan bir mağaza düşünün. Mesela diyelim Elazığ'da, Malatya'da bir de Diyarbakır'da mesela şey olsun, mağaza, 3 mağaza var. Şimdi bu mağazada diyelim ben gibi oradan bir kişi gitti. Oradan bir tane tişört alacak. Tişört de toplamda 30 tane var her 3 mağazada. Şimdi Elazığ'da biz bu tişörtten alışveriş yaparsak o 30 sayısının kaça düşmesi lazım? 29'a düşmesi lazım. Tamam. Şimdi o 29'a düştüğü yer eğer o 29'a düşecekse şayet şimdi o 29'a düşeceği alan belli bir kod alanı var. Bir sayısal değer yani bir nedir o bir değişkenin değeri. Bunu aynı anda Malatya'da veya Diyarbakır'daki değer bir Diyarbakır'daki bunu değişemez. Yani her üçü de aynı anda onu değişemez. Yani şöyle düşünün. Her üçünün aynı anda aynı şeyi satması mümkün değil. Mümkün olmamalı. Aynı malzemeden her üçünü aynı anda satması mümkün olmamalı. Ha, pratikte belki diyeceksiniz çok böyle ekstrem bir örnek olabilir ama zaman açısından biraz da farklılık gösterir. Tamam. Mesela A mağazasındaki diyelim satış temsilcisi onu düştü, sattı. B mağazasındaki de sattı. C mağazasındaki sattı. Şimdi A mağazasındaki bunu satıyorken kesinlikle o bölgeye, o kod bloğunun o kısmı sadece A bölgesindeki, A mağazasındaki kişiye ait olmalı. Dolayısıyla bu tür yerler böyle tek bir tane kişinin, tek bir tane işin ya da tek bir iş parçacının erişmesi gereken yerler kritik. Bunlara biz critical section diyoruz. Kritik bölgeler diyoruz. Kritik bölge. Peki bu kritik bölgeyi biz nasıl tanımlayacağız? Ya da niye yapmamız gerekir derseniz. İşte böyle ortak kullanım alanları olan böyle birden fazla kullanıcının ki buna thread deyin, buna operatör deyin hiç fark etmez. Sadece bir tanesinin kullanması gereken, sadece bir tanesinin kullanması gereken yerlere biz kritik bölge diyoruz. Kritik bölge dememiz sebebi de onların sadece bir tane, ondan sadece bir tek thread'in erişimine uygun olması gerekliliğidir. Peki bunu Java'da nasıl yapıyoruz? Bunu Java'da gerçekleştirirken de arkadaşlar şurada synchronize diye bir ifade var. Synchronize ifadesi kullanılan bloklar, bakın şurada bir bloktur. Büyük parantez açılmış, büyük parantez kapatılmış. Synchronize ifadesi açılan bloklar kesinlikle ve kesinlikle aynı anda sadece bir tek iş parçacı erişebilir. Neden? Çünkü bahsetmiştik. Dedik ya sizin burada yapmış olduğunuz yani bir değişiklik varsa şayet mesela bu mağaza üzerinde yapmış olduğunuz değişiklik varsa şayet mağazanın ürünleriyle ilgili onu sadece aynı anda bir tane erişebilmeli. İsterseniz o mağazanın kaç şubesi olursa olsun hiç fark etmez. Sadece bir erişebilmeli. Ki niye? Bu gerçekçi olsun. Aynı anda üçü de, dördü de ya da birden fazla kişi de aynı anda o bölgeye erişemez. Çünkü niye? Orası tek bir alandır. Eriştiği zaman sıkıntı. Niye sıkıntı? Çünkü kodlamada sıkıntı. Her şey. Nedirler? Kodlamada sıkıntı meydana gelecek. Yanlış işlem yapılacak.
Mesela o tişörtün değeri mesela bir tane bir kişi sattı 29'a düştü. O doğru bir değer. Her üçü aynı anda düşürmeye çalıştığı zaman her üçü aynı anda aynı bölgeyi kullanmaya çalışıyor. Normalde her üçü aynı anda aynı bölgeyi kullanamaz. İşte bu da işte bizim şeyde işletim sisteminde deadlock dediğimiz kilitlenmeye sebep olacak. Bunu nasıl önleyeceğiz en basit yolu? İşte senkronize ifadesiyle kullanacağız. Peki senkronize ifadesi sadece bu şekilde mi kullanılıyor? Hayır. Bir kullanımı şu metot içindeki bir blok mesela bakın şu şekilde bir blok bu bloğu biz şey olarak nedirler senkronize ifadesiyle tanımlıyoruz. Sadece bu bölgeyi aynı anda bir tane iş parçacığı diyoruz. Ya da senkronize'in ikinci bir kullanımı da bir metodun tamamını da bakın. Bakın bu da metoda. Mesela normalde biz metodu nasıl yazarız? Public static void main diye yazarız, değil mi? Fakat burada ne var? Mesela public synchronize diye bir ifade var. Metodun tamamını bu metoda aynı anda sadece bir tek iş parçacı erişsin diyoruz. O zaman bu metodu eğer critical section olarak, kritik bölge olarak adlandırıyorsak sıkıntılı çıkarabilecek yerde o zaman bunu synchronize yazıyoruz. Ha yok, metodun içinde sadece bir bölgeye yer yazmak istiyorsak o zaman da metodun iç kısmında bir tane synchronize diye bir tane synchronize diye bir blok tanımlıyoruz. Diz ifadesini biliyorsunuz. Diz ifadesi o an çalışmış olduğumuz klası gösteriyor. Tekrar edeyim. Synchronize ifadesi bir metodun kendisini kritik bölge olarak kullanmak istiyorsak o zaman synchronize ifadesi metodun içinde bir tek bloğu yapmak istiyorsak o zaman da büyük parantez açıp büyük parantez kapatmak suretiyle o bloğu da biz synchronize ifadesiyle tanımlıyoruz. Evet, burayı da size söyle. Bir dakika müsaade edeceğim. Özellikle şu iki kodu elle yazın mutlaka. Ha bu slaytları da arkadaşlar tabii ki bu slaytları ve anlattıklarım sistemde zaten görünecek de ama en azından kısa kısa notlar alın. Bazen bu notlardan farklı şeylerden bahsediyoruz. Size bir dakikalık müsaade. Bu arada arkadaşlar soracağınız bir şey varsa, anlamadığınız bir yer varsa tabii ki sorabilirsiniz burada. Evet devam edelim arkadaşlar. Bakın synchronize anahtar ifadesiz. Mesela synchronize olan metot, bakın şurada synchronize metoda aynı anda sadece bir tane iş parçacı erişir. Bir iş parçacı erişir, işini bitirir, sonra diğer iş parçacı erişir. Synchronize olan metotların esprisi kesinlikle ve kesinlikle bir tane aynı anda bir tane iş parçacının o bölgeye, o kod kısmına erişmesini sağlanmasıdır. Kodlardan bahsedeceğim birazdan. Evet. Evet, her nesnenin bir külüde olduğu gibi de bekleme havuzu bulunur. Bu bekleme havuzuna iş parçacıkları atılır veya bu havuzdan dışarı çıkartılır. Şimdi wait metoduyla da biz iş parçacığını bekletiyoruz. İş parçacığı bekliyor. İş parçacığını bekledikten sonra tekrar buna uyarmak için de notify ya da notify all işlemin notify all ifadeleriyle de biz bu bekleyen olan şeyi bekleyen olan ne derler thread'i tekrar aktif hale getirme şansına da sahibiz. Kaynağın az olduğu durumlarda birçok iş parçacı arasında bir durum sağlamak, bir düzen sağlamak gereklidir. Evet. Şimdi kaynağın az olduğu durum dediğimiz gibi kaynaktan kasıt ne? Kaynaktan kasıt da şu bir hafıza, iki CPU kullanımı. Bunlar bizim temel kaynaklarımız. Mesela biz aynı anda diyelim bir kod yazdınız mesela. Kodla yapıyorsunuz. Yazıcıya şey göndereceksiniz. Yazıcıya şey bilgi göndereceksiniz.
aynı anda iki tane programı kalkıp yazıcıya gönderme şansınız yok. Niye? Çünkü yazıcı biliyorsunuz sequential çalışıyor. Sıralı bir şekilde çalışıyor. Sıralı bir şekilde çalışması da şunu sağlar. Önce birinci dosya yazar, sonra ikinci dosya yazar. Siz ikisini aynı anda göndermeye çalışırsanız herhangi bir işlem yapacak mı? Hayır, hiçbir işlem yapmayacak. İşte bu durumda da bu sefer bizim deadlock dediğimiz kilitlenme meydana geliyor. Kilitlenmeyi şöyle düşünebilirsiniz. İşte ilkokuldan ya da ortaokuldan ya da işte daha küçük yaşlardan hatırlarsınız. İşte köprüden karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki tane inatçı keçi var. Fakat köprü tek bir keçinin geçebileceği yola sahip. İkisi de geri durmuyorlar. İkisi de ben geçeceğim, önce ben geçeceğim modundalar. Dolayısıyla köprünün üst tarafında ikisi karşılaşıyor. Hiçbiri geçemiyor. İşte buradaki bu köprü bizim kaynağımız. Aynı bilgisayar kaynağı gibi. O keçiler de bizim proseslerimiz ya da bizim threadlerimiz. Bizim proseslerimiz ve threadlerimiz. Bunlar hiçbir iş yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamadıkları zaman buna kilitlenme dönüyor. Kilitlenmenin kurtulması ayrı bir sıkıntı. Kilitlenmeyi önlemek, kilitlenmeden sakınmak da ayrı ayrı meseleler. İşte bunu çözmek için yani bir sistem kaynakları açısından kaynağımız var, bilgisayar kaynağımız var fakat bu bilgisayar kaynağını kullanamıyoruz. Bilgisayar kaynağını kullanamamamızın sebebi kullanamıyorsak şey, o zaman da yapılan işlem şu. Ne yapacağız peki? Nasıl kullanılır hale getireceğiz? Mesela en basitinden keçi örneğine dönecek olursak birinci keçi köprüden geçeceğimiz zaman ikinci keçinin köprünün diğer tarafına geçmesine izin vermeyeceğiz en basitinden. Bilgisayar tarafında bunu nasıl çözeceğiz? Bilgisayar tarafında şöyle çözeceğiz. Bir kaynağı eğer bir iş parçacığı kullanıyorsa şayet kesinlikle ve kesinlikle o kaynağı başka bir iş parçacığına göndermeyeceğiz ya da onu kullanılabilir hale getirmeyeceğiz. Ki böylece şey yapalım. Böylece en azından o kaynak sürekli kullanılabilir olsun. Bunu sağlamak için de tekrar söyleyeyim. Bu kaynağı sağlamak için de bu sefer işletim sisteminde semafor denen ifadeler kullanıyor. Semaforun kastı da şu. Semafor dediğimiz sayısal bir değer. Mesela eğer o sistem kaynağı hafızan o bölgesi olsun ya da CPU'nun kendisi olsun o kullanabilecek miktarına sayısal bir değer veriyoruz. Integer, genelde bir integer bir değer. Bu integer bir değeri kullanmak suretiyle de bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki kesinlikle bu integer değer değişmişse şayet bu kaynak o zaman bir başkası tarafından kullanılıyor. Artık ben bunu bir daha kullanmaya çalışmayayım. Niye? Bunu bekleyeceğim. Niye? O kaynak boşu boşuna beklemesin. O kaynak şu an kullanılıyor. Kullanımı bitsin. Ondan sonraki o semafor değeri eski değerine gelsin. Ben de o eski değerine geldikten sonra ancak onu kullanılabilir hale getireyim. Evet. İşte semaforların kullanımı da semaforların da genel anlamda kullanımı da bunu sağlıyor arkadaşlar. Ve şimdi benim başka bir slaytım da var. Buraya kadar anlatımla ilgili soru soran var mı arkadaşlar? Arkadaşlar derste misiniz yoksa sistemi açıp gittiniz mi? Evet, tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi bir başka özellikle bu kodları bulmuş olduğu uygulamalar onu açayım. Ha bu dersin uygulamasında Cuma günü arkadaşlar buradaki durumunuza göre sanırım büyük çoğunluğunuz gelmiştir şu ana kadar. Cuma günü normal ders saatinde laboratuvarda yapabiliriz. Evet, tamam arkadaşlar. Evet, şimdi bakın bu size bahsettiğim mesela bahsettiğim birinci program bu en baştaki bu kodlar. Mesela burada ne var? Normal bir tane klasımız var. İşte main metodumuz var. Ekrana yazıyor. Burada bizim kodladığımız herhangi bir şey yok. Yani bizim thread'imiz yok. Ama şunu da bilin. Bunu işletim sistemi derleyici üzerinden, işletim sistemi Java derleyici üzerinden çalıştırıldığı zaman da kesinlikle şey yapar. Bu kendisi de mutlaka şey yapar. Bir thread gerçekleşti. Ama biz kendimiz kontrollü bir şekilde thread yazmak istiyorsak
Evet, eğer biz kendimiz kontrollü bir şekilde kod yazmak istiyorsak, işte bakın dediğim mesela, bakın işçi diye bir tane klasımız var. İşçi klası thread'den kalıtım almış. Bir de run metodumuz var. Run metodu içinde yazılan kısımlar, bakın run metodu yazdığımız şu kısımlar kesinlikle thread olarak çalışır. Peki run metodunu nasıl çalıştırıyoruz derseniz, run metodunu şu şekilde bakın. Bir tane işçiden bakın new i1 ve i2 diye iki tane şey türettik. Ne derler? Class'tan nesne türettik. Ve bu nesneler de thread özelliğine sahip. Niye? Thread'den kalıtım almış, threadlenmiş. Peki bu run nasıl çalışıyor? Run'ı bakın start'tan çalıştırıyoruz. Demiştik ya start üzerinden biz run'ı çalıştırıyoruz. Run'ı doğrudan biz ve şurada doğrudan i1.run diyebiliriz. i1.run derseniz o kesinlikle ve kesinlikle thread olmaz. Thread ancak şu olur. Thread bunun normal bir metod olur. İşte bunu thread olmasını sağlayan yapı özellikle bu start metodunun çalışması. Start metodunun run metodunu çalıştırması arkadaşlar. Evet, bu basit bir örnek. Thread olarak çalışıyor. Bakın yine bir başka örnek var. Robot örneğimiz var. Robot bakın thread'den kalıtım almış. Thread'den kalıtım alıcı kesinlikle bu artı bir işedir. Nelerle bir thread'dir. Trading olarak çalışır. Trading olarak çalışan kısım nedir? Run metodundaki kısımdır. Bu try catch'ler şeydir. Herhangi bir hat olmasına karşılıktır. Onu biliyorsunuz zaten. Süper ifadesinden bahsetmiştik geçen ders, önceki derslerimizde. Süper ifadesi kalıtım veren klası gösterir. Dolayısıyla süper dediğimiz zaman thread sınıfını gösteriyor artık. Evet, devam edelim. Bakın burada ne var? İşte robot bakın R1, R2, R3, R4 diye robottan bakın AB isimleri de ABCD olacak şekilde, ismi ABCD olacak şekilde 4 tane bakın şey ne derler? Thread sınıfı türetilmiş. R1, R2, R3, R4 şeklinde isimleri. Ve bunları bir sene öncelik meselesinden bahsetmiştik. Hatırlarsanız demiştik ki minimum priority 1, norm priority 5, maximum priority 10 olacak şekilde. Thread mesela bunları set ediyor. R1.set priority değil ki R1'in önceliği 1 olsun. R2'nin önceliği 5 olsun. R3'ün önceliği 3 olsun. R4'ün önceliği de 8 olsun. Ve bunları hepsini aynı anda çalıştır diyoruz. Şimdi R1 start, R2 start, R3 start. R4 start her ne kadar böyle ayrı ayrı yazılmış gibi ne derler farklı satırlarda yazılmış olsa da bunlar threadlendiği için aynı anda başlayacaklar çalışmaya normalde. Niye normalde? Çünkü biz bir de bunlara öncelik vermişiz. Öncelik verdiğimiz değer ne? Sayısal değerler. Şimdi maksimum değeri 10 olduğu için bakın ilk başta R3 çalışacak. Öncelik değeri 10. R4'ün öncelik değeri 8. R2'nin 5. R1'in 4. Dolayısıyla R3, R4, R2 ve R1 şeklindeki bir sıralı bir şekilde başlayacak çalışmaya. İşte bu öncelikteki mesele bu. Öncelik sayısal değer. 1 ile 10 arasında kategorize edilmiş Java'da. Dolayısıyla siz en yüksek önceliği vermek istediğiniz değere thread'i 1 ile 10 arasında bir değer vererek bu işlemi gerçekleştirme şansına sahibiz. Bir başka yine aynı şekilde bakın. Şurada bakın robot yine thread'den kalıtım almış. Bu sefer bir tane robotun constructor'ı var. Biliyorsunuz constructor'la robot şeylerin class'ta aynı isimler. Dolayısıyla bunun bir tane ismi var. Bir de bir döngü sayısı olarak da döngü sayısı olarak bir değeri var. Bakın. Peki bir thread nasıl sonlanır diyeceksiniz. Nasıl sonlanır? Thread'in işi biterse birinci kural sonlanır. Bunun işini bitmesi de bakın döngü sayısına bağlı. Döngü sayısı 2 ise şayet bakın. Döngü sayısı sıfırsa dur diyoruz. Değilse işte döngü sayısına kadar git dedik. Döngü sayısında ne derler? Bakın döngü sayısı şurada değişken değerini zaten doğrudan kendisi olarak buradan alıyor zaten. Bu kodu bir inceleyin. Size şöyle bir dakikalık bir süre vereyim.
Evet, devam edelim arkadaşlar. Evet, bakın burada uyku diye mesela yine Thread'den kalıtım almış. Demiştik ki en faydalı komutlarımızdan, en faydalı metotlardan bir tanesi sleep metodu. Bakın. Sleep, sonsuz döngü. Ne kadar uyuyacak? İşte 60 çarpı yaklaşık 600 milisaniye boyunca uyuyacak. 600 milisaniye uyuduktan sonra da bu sefer uyarma işlemini gerçekleştirecek. Dedim ki bu thread.sleep, bakın thread.sleep metodu, bakın doğrudan class üzerinden çalışıyor. Thread zaten class'ın sleep metodu üzerinden doğrudan çalışabilir. Güzel bir yapıya sahip. Evet, yine bir başka örnek arkadaşlar. Yine bu şeyle ilgili. Bu örnekler arkadaşlar dediğim gibi şeye koyacağım. Nedirler? Sisteme koyacağım. Buradan siz kendiniz indirip görebilirsiniz tabii ki. Evet, burada yine robot diye bir tane bizim klasımız var. Bu robotun bir tanesi constructor'ı var. Bu da süper isim olarak adlandırılmış. Bakın şurada. Evet, robot 1 eşitse thread nokta 100 milisaniye 150. Hatırlarsan bu slaytlarda vardı ya, 100 milisaniye 150 milisaniye bir de 250 milisaniye uyuyan robot meselesi. Robot meselesi. Bakın burada nasıl gerçekleştirmiş? Eğer robot 1 ise şayet, i'nin değeri de 3 ise şayet, işte 100 milisaniye boyunca uyur. Ondan sonra d ise 150 milisaniye, d ise 250 milisaniye uyuma şeklinde çalışıyor arkadaşlar. Sleep metodu. Evet. Yine bir başka örnek, yield dediğimiz metot. Yield'dan bahsetmiştik hatırlarsanız. Yield dediğimiz yapı da şu. Yield dediğimiz yapı. Aynı önceliğe sahip başka bir thread'i çalıştırmak istiyorsak yield metodunu kullanıyoruz. Yield metodunu bakın burada normalde şurada bakın Y0, 1, Y bunlar hepsini bakın herhangi bir öncelik vermemişiz. Y0, 1, Y0, 2, Y0, 3 diye 3 tane şey tanımlanmış. Nedirler? Thread tanımlanmış. Farklı hiçbir önceliği yok. Hepsinin önceliği 5 normal olduğu için. Normalde bunlara böyle yazdığımıza bakmayın. Bu 3 aynı anda başlayacak çalışmaya. Fakat biz bunlar için de biz şey seçmek istiyoruz. Bir tanesini tekrar çalıştırmak istiyoruz dersek. Bakın o zaman burada da yapılan işlem şu. Bakın i işte 0'dan 5'e kadar diz nokta yield derseniz. Bak yield ifadesiyle o an siz hangisini çalıştırmak istiyorsanız o türede başvurma şansınız var. Dolayısıyla yield da aynı türden aynı nedenler aynı önceliğe sahip thread'i çalıştırma işlemi. Evet, yine bir başka örnek. Bakın robot 775'te bir tane klasımız var. Bu da thread'den kalıtım almış. İşte bir tane constructor'ı var. Bakın. Ne derler? Şöyle bir geri biraz daha. Bir constructor'ı var. Bir de robot 337 türünde bir tane bir kodumuz var. Robot 337 nerede? O da burada bakın. Robot 337 extend thread. Bu da bu thread. Bakın bu da thread. Ama bakın bunun constructor'ı diğer klastan bir tane constructor'ına kendisine parametre olarak dalabiliyor. Bu arada buraya dikkat edin. Niye alıyor? Bu da şeyi, bakın burada join metodunu kullanacak. Nasıl join metodu? Robot 337 bitene kadar bekle diyoruz. Bakın join ol. Niye? Bir kıla bir thread, başka bir thread'i beklemesi meselesi. Onu beklediği yerde de işte yapılan işlem join metoduyla beklemek. Join'in 3 farklı kullanımı vardı hatırlarsanız. Doğrudan join derseniz o klasın, o thread'in bitmesini bekler. Daha sonra join saniye, milisaniye cinsinden değer verirseniz o kadar bekle. Ya da üzerine nanosaniye cinsinden de şey yapabilirsiniz. Nedir? Nanosaniye cinsinden de bu işlemleri gerçekleştirme şansınız var beklemesi açısından. Ama o thread'in tamamen bitmesini bekliyorsanız bakın robot join derseniz bu bitene kadar bekleyecek. Yok 150 derseniz 150 milisaniye, 150-90 derseniz bakın şurada 150 artı 90 milisaniye bekler. Bu koda bir bakın arkadaşlar. Hatta arkadaşlar özellikle şu run kısmını, şu kısmı arkadaşlar lütfen bir kağıda yazın. Size şöyle bir dakika süre vereyim. Çünkü yazmadan bu iş olmaz. Bir yazın.
Evet. Buraya dikkat ettiyseniz arkadaşlar, bu join ifadesi bir thread'in bitip diğer bir thread'in başlamasını da sağlıyor arkadaşlar. Ha, geldik runnable meselesine. Mesela burada bir müdür diye bir klasımız var. Müdür klasımız var. Genel müdür de müdürden kalıtım almış. Dolayısıyla biz şimdi genel müdürü de thread yapmak istiyorsak thread yapamıyoruz. Thread yapamadığımız için ne yapacağız? O da şey yapacak. O da runnable interfezine başvuracak. Runnable interfezi bakın. Runnable interfeziyle yaptığımız zaman runnable interfezi kullandığı için genel müdürdeki bu run metodundaki yapılarda bunlar kesinlikle yine thread olarak da çalışacaktır arkadaşlar. Evet, devam edelim. Heh, yine bir başka örnek. Bu senkronize ifadesiyle. Senkronize ifadesi demiştik. Aynı anda sadece bir tane thread'in kullanması gereken yerleri biz senkronize ifadesiyle tanımlıyoruz. Bakın şurada senkronize bu bir metottur. Mesela kopyaları al metodu sadece aynı anda bir tek iş parçacığının erişmesini istiyoruz. Çünkü kopyası alınacak olan işi sadece bir kopyası alınacak bir kopyalama işlemi birden fazla thread'in aynı anda yapabileceği iş değil. Dolayısıyla bu bir thread'lerin kullanımı biraz da tasarımla ilgili. Ha, kağıt yükleme işinde de bakın ne yapmışız. Mesela synchronize demişiz. Bakın şu blok synchronize ifadesinin metot içinde synchronize ile birlikte yapmış olduğu ifadesi synchronize ile yapmış olduğu ifade synchronize kullanmış olduğumuz bloktaki kısım sadece ve sadece bir tek thread'in erişebileceği kısımdır. A metot bazında yaparsak metodun üzerinde parametre nedirler şey olarak nedirler kavram olarak üzerine yazıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi semafordan bahsetmiştik size kısaca hatırlarsanız. Semafor demiştik. Şu mesela kullanmış olduğunuz o bölgedeki sayısal değerin değiştirilmesi meselesi, semafor meselesi. Bu integer bir değer daha çok. Bakın şurada belirtiyoruz. Onun normalde belli bir değer var. Mesela 5, 8, 10 neyse artık. Eğer o bölgeyi bir thread kullanıyorsa şayet onun değerini değiştiriyor. Mesela o değerin standart değeri 5'tir. Bunu değişik değişik anlamak için yani 5'ten farklıysa şayet ha kesinlikle ve kesinlikle şu an o bölge bir başka thread tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla o sizin şeyiniz, o thread'iniz artık onu kullanmaya başlamayacaktır. Kullanmaya başlamamasının sebebi de şu ki eğer ikisi de aynı anda kullanmaya başlarsa bu sefer deadlock dediğimiz kilitlenme meydana geliyor. Kilitlenme de işletim sistemindeki en sıkıntılı nokta. Yani sistem kaynakları var, hafıza var, CPU var. Fakat siz orayı kullanamıyorsunuz. Yani tabiri caizse önünüzde yemek var. Fakat bu yemeği yiyemiyorsunuz. Aynı mesele. Aynı mesele. İşte bunu çözmek için de en basitinden işte oraya bir sayısal değer veriliyor. Bir thread onu kullanmaya başladığı anda hemen onun değeri değişiyor. Değeri değişti. Diğer thread de aynı bölgedeki değeri kullanmaya kalktığı zaman değere bakıyor. Eğer o değerde bir değişiklik varsa şayet o zaman diyor ki ha tamam. Demek ki bu şu an kullanılıyor. Ben onun eski değere gelmesini bekleyeceğim anlamındadır. En basit mantığı bu. Evet, veri tabanları için de aynı şey geçerli. Mesela veri tabanlarında diyelim bir veri tabanına bağlanacaksınız. Mesela bir veri tabanından bilgi okuyacaksınız. Şimdi normalde veri tabanları fiziksel olarak bir tane. Her ne kadar fiziksel olarak bir tane. Her ne kadar bunlar bir tane her ne kadar birden fazla işleme birden fazla işlemi desteklemek birden fazla işlemi desteklemesine rağmen birden fazla işlemi aynı anda desteklemesi yani aynı anda birden fazla erişim desteklemesine rağmen fiziksel olarak bir tane yani veri tabanı içindeki bir yapıya ulaşmak için orada da yine bir semafor gerekecek. Semafor gerekmesinin sebebi de şu. Yani veri tabanına bağlantı yaptınız, tamam. Tekrar tekrar oraya veri tabanına bağlantı yapmanızın bir anlamı yok. Mesela bağlantı bazında da sıkıntı meydana gelebilir. O yüzden bu da çok da böyle tercih edilen bir işlem değil. Evet, yine semaforların uygulaması ile ilgili arkadaşlar bakacak olursanız şuraya bakın. Veri tabanında semaforların uygulaması. Evet ve yine bu semaforların uygulaması ile ilgili bir başka örneğimiz. Evet ve son olarak da işte bakın şurada bizim thread yapısı ile birlikte çalışan bir tane bizim bir güzel bir synchronizing kullanıldığı ve beklemelerin kullanmış olduğu güzel bir örnek. Evet bugün anlattığımız konu threadlerle ilgili. Threadlerle ilgili sorunuz var mı arkadaşlar?
Yok, peki. Size bir ödev. Ödev. Mesela dosya örneği vardı arkadaşlar. Bu dosyayı ne verdi? Mesela ali.txt dosyasında bunu yazın. Hatta bu ödevi ben şuradan yazayım. Bir taraftan da size göstereyim. Bir saniye döneceğim tekrar. Nereye yazayım? Yazacak yer bulamadım şahsen arkadaşlar. Şuradan yine şöyle buradan şurada kalsın. Şu ekran burada dursun. Şey yazın arkadaşlar. Ali.txt birden 100'e kadar olan sayılar arka arkaya yazılmıştır. Ali.txt dosyasında birden 100'e kadar olan sayılar. Hatta ben de buradan ne derler? Mesaj kısmından mı yazayım? Neyse şöyle yazayım. Ali.txt dosyasında birden 100'e kadar arkadaşlar sayılar bulunmaktadır. Birden 100'e kadar olan sayılar bulunmaktadır. Bu sayıları mesela 10'la çarpıp belli nokta text dosyasına yazan bu sayıları 10'la çarpıp sayıları 10'la çarpıp belli nokta text dosyasına yazan programı thread kullanmadan B şıkkı iki thread kullanarak C şıkkı 3 thread kullanarak gerçekleştirip çalışma sürelerini inceleyiniz. Evet. Şimdi çıkmadan arkadaşlar sizin bir yoklamanızı alayım şöyle. Adayla başladık. Tamam, yoklamanızı da aldık. Şu an sistemde kaç kişisiniz? 35 kişisiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gayet güzel. Teşekkür ederim öz yazdığınız için. Tamam arkadaşlar. Yine demin arkadaşlar bir sorunuz olursa arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Ne derler sorabilirsiniz. Yoksa kaydı durduruyorum. Dediğim gibi şeyi de pardon sınavları da büyük ihtimalle şeyde açıklarız. Bu hafta sonuna kadar açıklanır. Arkadaşlar cuma günkü dersin online olup olmayacağı henüz belli değil. Yine bu sistemi takip edin. Ben mesaj atıyorum. Tamam. Online yok. O zaman cuma günü şey